Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Protokol, kıymetli konuklarımız. Şimdi de sahneye kültürümüzde dini musikinin yeri ve önemiyle ilgili bir panel olacak, konuşma olacak. Konuşmalarını yapmak üzere kıymetli hocalarımız Mustafa Alp Ayta ve Hüseyin Akbulut hocalarımızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Evet, Mustafa kardeşim benimle birlikte Büyükçamca Camii'nde müezzin olarak görev yaptığım değerli bir kardeşim. Şimdi onun güzel sesinden bir merhaba kasidesi dinleyeceğiz. Kasidesi okuyalım inşallah. Öncesinde bir uşak bir ilahi. Tabii o da şöyle. Merhaba ey kahraman. Merhaba ey fahri alem, merhaba ya merhaba, merhaba ey fahri Oh.
münafıklar mahrum kalır. Merhaba ey şehri Ramazan, merhaba. Hakkın bize ihsanısın, merhaba merhaba ey, merhaba ey, şehri Kur'an, merhaba medeniyat. خير الخلق وأهله.
Uşak makamında bir basın yapmaya çalıştık. Arada kardeşimiz Mustafa hocamız Merhaba Ramazan kasidesi okudu. İnşallah beğenmişsinizdir. Uşak makamı demişken, makamlar, musiki tabii hayatımızda olmazsa olmaz bir şey. Daha doğduğumuz andan itibaren kalbimizin ritmi atmaya başlıyor. Tik tak tik tak. Bu da bir musikinin usul dediğimiz kısmını oluşturan böyle küçük usuller vardır. Daha bunlar teferruatlı konular. Bilimsel şeylere girmek istemiyoruz tabii. Burada daha çok kulaklarınıza hitap etmek istiyoruz. Okumak, Kur'an-ı Kerim, ilahi, kaside. Tabii küçük küçük de bilgiler vermek istiyoruz sizlere. Evet. Ecdadımız Osmanlı öyle güzel kültür bırakmış ki bize, özellikle Ramazan aylarında. Bunları icra ediyoruz. İcra etmeye çalışıyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz. Sizlerin de dualarıyla tabii inşallah daha güzel icraatlarda bulunacağız, okuyacağız. Evet. Biraz önce teravih namazı kıldık mesela. Osmanlı zamanında Enderun usulü teravih diye bir şey varmış. Enderun usulü teravihte mesela bu namazdan önce başlar. Sela ile başlar. Hatta daha öncesinde temcid okunur. Duymuşsunuzdur hani bir şey mesela sıkıştığı zaman veya monotonlaştığı zaman temcid pilavı gibi önümüze sürüp durma denir. Bu nereden geliyor? Bunun aslı astarı nedir? İşte Ramazan aylarında o sahurun tam imsak vaktine yakın bir zamanda temcid okunurmuş Osmanlı zamanında. Bunun şu anda işte Arapça, Farsça cümleleri var. Şu anda bunu okuyup zamanımızı almak istemiyoruz tabii. Temcid denilen bir uygulama varmış. Bu okunurmuş ki artık imsak yaklaşıyor hemen. Yemeğinizi yiyin, bitirin işte niyetleşin diye. Şimdi temcidle başlıyor bizim Enderun usulü teravih. Biz sahurda okumuyoruz. Herkes duysun diye teravihten önce, ezandan önce hatta, yatsı namazı ezandan önce bir 40-45 dakika evvel başlanıyor buna. Irak makamında okunuyor. Bunu biz İstanbul'da hocalarımızla icra etmeye çalışıyoruz. Enderun usulü teravihler çalışıyoruz. Orada yaşatmaya çalışıyoruz. İnternette de bunların nasıl olduğuna dair meraklı edenler araştırabilirler, dinleyebilirler tabii. Uzunca bir şey çünkü. Burada icra etmeye kalksak saatler alır. 45 dakika önce başlanıyor. Ondan sonra temcidden sonra salatü selam başlıyor. Hani şimdi sela okunuyor ya şeyden, yarım saat 45 dakika önce. Bu temcid Irak makamında, Irak makamıyla başlanıp farklı makam geçişleri yapılarak en son Ras makamıyla bitiriliyor. Ki yatsı ezanı Ras'la okunur. Ras makamının özelliği nedir peki? Niye Ras makamıyla okunur? Ras makamı değerli kardeşlerim insana coşku verir. İnsana kahramanlık duyguları verir. Milli duygular verir. Manevi duygular verir. Bilenler bilir, Osmanlı'nın cenk marşları, böyle savaşa giderken okudukları marşlar hep Ras makamı, mahur makamdır. Çünkü insana milli duyguları aşılar, kazandırır. İnsanı o ruha sokar. Mesela şimdi Ras makamında bir ezan örneği alalım mı senden? Tabii. Buyurun.